tarzı birini de bulamıyorum. Biliyorum, bulamıyorum. Bugün de böyle bir şey. Bu 250 bin kişi çıkardığında bu şanlara ile beraber tayinlere karşı en zorunda göstereceğiz. Herkes o şartı yaparak bu işin çözüleceğini en kısa zamanda da görecek. Zannetmesinler ki bir devletin polisi bu işlerle yılacak, bitecek değildir. Tam tersi, biz daha çok güçlendik. Daha çok sevimli olduğunu diyorum. O yüzden bize destek veren herkese tek tek durumum adına ve şansım adına teşekkür ederim. Allah harcayla bunları bir daha yaşatmasın. Amin. Amin. Orada mı yapalım açıklamayı? İyi olur. Bu da alın mı? Tamam, olur. Tamam, olur. Sen o da almayalım. Sevgili Foçalılar, inadına sarılacağız bugün birbirimize. İnadına sokağa çıkıp sahip çıkacağız ülkemize ve birliğimize. Acılarımızı unutmadan ama hainlere de fırsat vermeden, onları sevindirmeden yaşayacağız yasımızı. Biliyoruz ki hakkın gazabı ve halkımızın bedduaları er ya da geç sonlara olacaktır. İnadına sarılacağız birbirimize. Acımız çok büyük ve tarifsiz. Bu ülkenin doğusundan batısına her evde kana susamış insanlıklarını yitirmiş alçak teröristlerin hain saldırılarına şehit verdiğimiz gencecik evlatlarımızın acısı ve yası var. Bu acıyı yüreğimizin tam ortasına bırakan mübarek kandil gününde evlerimize evlat acısı ateşini düşüren kahpece ve korkakça bir saldırıyla canımızdan can koparan terör örgütü PKK'yı ve onun alçak teröristlerini en sert şekilde lanetliyoruz. Bu alçak saldırıyla bizleri böleceklerini, halkı halka kırdırabileceklerini, karanlık emellerine ulaşabileceklerini zanneden hainler her eylemlerinde olduğu gibi yine emellerine ulaşamamışlardır. Bu hainler ve onların içte ve dıştaki destekçileri karşılarında bir kez daha terör karşısında birleşen tek vücut olan bir millet bulmuşlardır. Bu millet askerine, polisine, halkına uzanan her kanlı elde tek yumruk ve tek ses onu lanetlemiş, hainlere gereken dersi vermiştir. Harcında birlik, kardeşlik ve bağlılık bulunan bir... Uzanan evler kırılsın, şehitler ölmez, vatan ölünmez, şehitler...